Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Aynı hastada birkaç durum birden oluyor. Yani örneğin? Kasık fıtığı ya da obezite ile beraber göbek fıtığı ya da göbek üstü bölgesinde bir fıtık. Şu ana kadar tabii doku zayıflamasıyla beraber olan fıtıklardan bahsettik. Bir de kesi yerleri fıtığı var. Kesi yerleri ne demek? Bir cerrahi girişim ya da bir işlem yapılan yerde oluşan, doku bütünlüğün bozulduğu yerlerde zaman içerisinde oluşan insizyonel her dediğimiz kesi fıtıkları olabildiği gibi. Belki de biz cerrahların yapmadığı kurşunlanma, bıçaklanma sonrası o yaralanma bölgelerinde de fıtıklar olabiliyor. Bunlar kesi yer fıtığı. Bunlar biraz daha özel bir durumlar. Aynı zamanda orta yaş üstü teyzeler geliyor bize. Kocaman, ben bir görsel koymuştum ama onu göstermeyelim. Evet. O korkunç karnı dizlerin üzerinde. Hem fıtığı hem kocaman sarkık bir karnı olan hastalarımız var. Onlar da fıtığı onarıp o fazlalık dokuyu da aynı seansta alabiliriz. Bu bir. İki, karnı aşırı gergin, şişkin, sürekli kavız, bağırsak tembelliği olan insanlarda fıtıkla geliyor ama bir bakıyorsunuz aynı zamanda korkunç, üçüncü, dördüncü derece hemoroidi var. Aynı seansta yapılabilir mi? Yapılabilir aslında. Yani umbilikal hernisi, sürünel hernisi onarılıp hemoroid ameliyatı da yapılabilir aynı seansta hastaya. Evet. Ama tabii ki yani ikisi de var, gel ameliyat edelim değil. Fıtığa yönelik tetkikler, hemoroide yönelik de endoskopik tetkik, yani kolonoskopisi de yapılır. Başka bir patolojisi olmadığı tespit edilirse yapılır. Yeter mi? Yetmez. Yetmez Gülay Hanım. Hastanın belki ciddi bir solunumsal problemi var. Belki sistemik durumu her iki ameliyatı kaldıracak şey de değil. Belki çok ileri yaşta. O zaman bir taşla iki kuş illa aynı seansta olsun diye. Evet, yapabileceğimiz hastalarımız da var ama bir taşla iki kuş her zaman olmuyor. Olabilir de olmayabilir de hastaya özel. Zaten önemli olan hastaya özel yaklaşım, bireysel yaklaşım. Hastalık yok, hasta var günümüzde. Evet. Hastanın hem sadece tıbbi durumu değil, sosyoekonomik durumu da kararı etkileyenmiş. Ve hastaya özel çözümler geliştirmeye ben her zaman gayret sarf etmişimdir. Sözü birazcık daha uzatacağım bu hemoroidle bağlantılı. Lütfen. Fıtıklar dedik. Karın içi organların bir taraftan çıkması. Evet, özellikle yaşlı teyzelerimizde o karın içi organlar aynı zamanda doğum yoluna doğru da çıkabiliyor. Mesane çıkabiliyor. Arka taraftan rektum, yani kalın bağırsak bildiğiniz doğum yoluna fıtıklaşıyor. Ve bu insanlar önden müdahaleyle ancak dışkılama yapabiliyor. Çok güzel bir yere getirdiniz aslında konuyu. Ben değinmeyecektim. Güzel bir yere getirdiniz. Rektosel, sistosel. Evet. Ve bunların da ilk değerlendirmesi, endoskopik ve diğer tomografi değerlendirmeleri yapıldıktan sonra bunların da gerek açık, gerek kapalı ameliyatları olabiliyor. Ya mesela fıtığım var, aynı zamanda hemoroidim var. Şimdi bu hastaya direkt fıtığı yapmışken hemoroidini de yapalım ameliyatı, maliyeti de arttırmayalım dediğimizde, eğer biz kolonunu yani kalın bağırsağını yeterince değerlendirmeden o işi yaparsak belki de var olan asıl kalın bağırsak sarkıklığını gözden kaçıracağız. O yüzden ameliyat öncesi tetkikler, endoskopikler dahil çok önemli. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.